Evet arkadaşlar, biraz önce ikinci Meşrutiyet'in ilanı sırasında ülkede kargaşalar yaşandı dedik. Bu kargaşalar maalesef bazı dış güçlerin işine yaramıştır. Bu bir güzel bir soru. İkinci Meşrutiyet ilanı sırasında yaşanan bu kargaşalardan hangi ülkeler nasıl yararlanmışlardı? Bir daha hatırlayalım. Bu kargaşaları fırsat bilen Bulgaristan bağımsız oldu. Bu kargaşayı fırsat bilen Avusturya Macaristan, Bosna Hersek işgal etti. Bu kargaşayı fırsat bilen Yunanistan, Girit adasını ilhak etti, topraklarına kattı. Yani meşrutiyete geçilmesi, devletin dağılmasını önleyeceğine daha çok toprak kaybına sebep oldu. Hiçbir işe yaramadı. Bu da yetmemiş gibi meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra İstanbul'da meşrutiyete karşı bir isyan çıktı. Bu isyanın adı 31 Mart olayı. Ne zaman olmuş? 13 Nisan 1909'da. O zaman niye 31 Mart diyoruz? Değil mi? Hicri takvime göre. Peki bu isyan nedir? Bu isyan Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk ve tek isyandır. Amacı meşrutiyeti ortadan kaldırıp tekrar monarşiye getirmektir. O da bir ne isyanıdır diyebiliriz aynı zamanda. İrtica ayaklanmasıdır. Neydi irtica? Gericilik, eskiyi geri getirmek. Osmanlı tarihinde irtica ayaklanması bir tane, o da budur. Cumhuriyet döneminde başka ayaklanmalar da göreceğiz. 3 tane. Onları sonra görelim. Tabii bu isyana yol açan bir takım gelişmeler oldu. Bunlar çok önemli değil. Bu isyanın başlamasında İttihat ve Terakki'nin yapmış olduğu hatalar etkili olmuştur. Ve esas bu isyana yol açan bir olay, bir gazetecinin öldürülmesi. İstanbul'da Serbestlik Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi İstanbul'da öldürülüyor. Bu gazete İslamcı bir gazete. Ve bu olaydan sonra olaylar patlak veriyor. Ve isyancılar yürüyüşe geçiyorlar. Birkaç İslamcı. Padişah 2. Abdülhamit bu isyanı bastırmak için kendisine bağlı özel ordu birlikleri vardı padişahın. Avcı taburları adıyla. Padişah isyana bastırmakla bu askerleri görevlendirdi. Ama o avcı taburlarındaki askerler isyana bastıracakları yerde isyancılara destek verdiler. Olay bir anda büyüdü ve sayı 10 binlere ulaştı. Ve İstanbul'da ne kadar meşrutiyet tarafları, dükkan, esnaf varsa hepsini yağmalayarak yakıp yıktılar. Ve bu olay İttihat ve Terakki Partisi'nin merkezi o zaman Selanik şehriydi. Selanik'te İttihat ve Terakki olayı duyunca hemen yeni bir ordu hazırlandı. Bu orduya Hareket Ordusu adı verilir. Hareket Ordusu. O da bu orduyu hazırlayan kimmiş? İttihat ve Terakki Partisi. Bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa. Kurmay Başkanı ise Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde görev aldığı ilk olay nedir derse, işte bu isyanın bastırılmasına görev almıştır. Ama enteresan şu, bu ordunun komutanı Mustafa Kemal değil, Mahmut Şevket Paşa'dır. Hatta internette bir video dolaşıyor. Mahmut Şevket Paşa isyanı bastırmadan önce askerlere yaptığı bir konuşma var. Bu konuşmada padişah hakkında çok ağır ifadeleri kullanıyor orduyu motive etmek için. Tabii ne kadar bu hala günümüzde tartışma konusu. Gerçekten padişahın bu isyanda parmağı var mıydı? Bazı tarihçiler parmağı olmadığını iddia ediyorlar. Mesela bilmiyorum hiç okudunuz mu? Bir küçük bir roman çıkmıştı 5-6 yıl önce. Çok güzel bir romandı. Okumanızı tavsiye ederim. Yazarını ben pek sevmem ama muhteşem bir roman. Ahmet Altan. Romanın adı İsyan Günlerinde Aşk diye bir kitap. Küçük bir roman ama çok güzel akıcı yazmış. Aslında filmin ana fikri bu isyan. Ama bu isyanın içerisinde bir aşk hikayesinden de bahsediyor. Asıl konusu bu isyan. İşte o kitabı okuduğunuz zaman bu isyan hakkında çok güzel bilgilere sahip olursunuz. Ahmet Altan'ın kendi fikri. O tabii bilemiyorum. Padişahın bu isyanın hiçbir suçu olmadığını söylüyor. O avcı taburları padişahı dinlemediler diyor. Padişahın kesinlikle hiçbir parmağı yok diyor. Ama iddiatçılar öyle düşünmediler. İddiatçılar bu isyanın çıkması da padişahın olduğunu iddia ettiler.
Ve hareket ordusu İstanbul'a geldi, ayaklanmayı bastırdı. Ve ayaklama bastırıldıktan sonra da bu ayaklamada parma oldu gerekçesiyle Padişah II. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Yerine kim padişah olmuştur? 5. Mehmet Reşat tahta çıktı. Yani bu olay Osmanlı tarihinde padişah değişikliğine sebep olmuştur. Osmanlı tarihinde Meclis-i Mebusan kararıyla tahttan indirilen tek padişah kimdir dedi. 2. Abdülhamit'tir. Meclis kararıyla derse iki tane. Meclis kararıyla tahttan indirildi iki padişah var. Meclis kararıyla. Biri 2. Abdülhamit, diğeri Vahdettin. Ama Vahdettin'i indiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 1 Kasım 22'de. Tevhime saltanatı kaldırdı. Vahdettin'i padişahlıktan azletmiştir. Evet, bu olayın önemi nedir? Bu olay Osmanlı tarihinde çıkan ilk irtica ayaklanmasıdır. Rejime yönelik ilk ve tek isyandır. Bundan işte ÖSYM'nin pislik tarafı bu. Bilgi sorularında ÖSYM çok genel bilgi sorusu sorar. Çok ayrıntı sormaz. Bir sorduğu bilgilerin tamamı kitaplarda vardır. Ama gençler neyi unutabilirler, neye dikkat etmezler, bunları ölçüyor ÖSYM. Mesela 6-7 yıl önce çıkan bir soru, KPSS sorusu. Halbuki çok kolay soru. Osmanlı ayaklanmasını bastıran demiş, hareket ordusunun komutanı kimdi demiş. 5 tane isim koymuş. Şıklarda Mustafa Kemal de var işte. Cevap Mahmut Şevket Paşa. Girenlerin %90'ı Mustafa Kemal'i işaretlediler. Soru gitti. Değil mi? Dikkat. Unutuluyor çünkü. Ama ben ÖSYM'nin bu huyunu bildiğim için kolay kolay düşmem durağa. Hep tahmin ettiğim türde sorular çıkar. Evet, işte bu isyanın bastırılmasından sonra İttihat ve Terakki'nin yönetimdeki etkinliği daha da artmıştır. Yıl 1911. Bu isyandan 2 yıl sonra. 1911'de ne oldu? 1911'de ne oldu? Trablusgarp Savaşı çıktı. İşte yavaş yavaş günümüze doğru geliyoruz. Bakın inkılap tarihinde bir şey yok aslında. Sözde inkılaba girdik ama nasıl girdiğimizi fark etmedik bile. Yine Osmanlı'yı anlatmaya devam ediyoruz. Yıl 1911. Trablusgarp Savaşı. Bu savaş kime karşı yapılmıştır? İtalya'ya karşı. Bu savaşa geçmeden önce bir genel değerlendirme yapalım arkadaşlar. 16. yüzyılda Osmanlı dünyanın büyük imparatorluğu, 3 kıtada dünyanın büyük imparatorluğu. 16. yüzyılda 3 kıtada Asya, Avrupa, Afrika'da bir sürü toprağı var. Bugünkü Türkiye'nin tam 20 katı büyüklüğünde yüz ölçüm bakımından. Bugün Osmanlı topraklarında yaşayan devlet sayısı tahmin ediyorum 30 civarında. Bu kadar geniş topraklara sahip olmuştur. Ama 19. yüzyıla geldiğimiz zaman toprakların büyük kısmını kaybetti. Mesela Afrika kıtası dediğimiz, şurası Afrika kıtası. Afrika'nın yukarı kısmına Kuzey Afrika diyoruz. Bugün Kuzey Afrika'da yan yana 5 ülke var. Mısır, Mersin'in tam karşısı Mısır. Yanı başında Libya, eski adıyla Trablusgarp, Cezayir, Tunus, Fas. En sonunda Fas var. Fas'ın üstünde Cebeli Tarık Boğazı, Atlas Okyanusu'na açılır. Yukarısı da Avrupa kıtası, İspanya var. İşte Kuzey Afrika'nın tamamı Osmanlı'ya aitti. Ne zaman? 16. yüzyılda. Ama 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Osmanlı bu toprakta birçoğunu kaybetti. Kim aldı? İngiltere, Fransa. Mısır'ı önce Fransa işgal etmişti hatırlarsanız. Sonradan Fransa boşalttı, İngiltere kendisi işgal etti. İngiltere Mısır'ı işgal etti. Cezayir, Tunus, Fas'ı ise Fransa işgal etti. 20. yüzyıl başlarına geldiğimiz zaman Osmanlı'ya bağlı bir tek Trablusgarp kalmıştı. Bugünkü adıyla Libya. Oraya da kim göz koydu? İtalya göz koydu. Diğer tarafta başka bir olay daha var. Bakın tarih bir bütündür. Olayları ezberleyerek olmaz derken bunu kastediyorum. Mesela demin bir arkadaş bir soru gönderdi bana. İnkılap tarihinde muhteşem bir soru. ÖSYM sorusu, sınav sorusu 2016 yılında çıkmış. DGS sorusu. Ama öyle bir soru ki inkılapları ezberlersen sökmüyor. Konuları tamamını bilirsen yorumunu yaparsın. Aslında cevap ben buradayım diye bağırıyor ama konuyu bilirsen, ezberlersen değil. Konuyu özümsemişsen yorumu yaparsın. Cevap ben buradayım diye bağırıyor aslında.
Peki Avrupa'da 19. yüzyılda bir olay daha olmuştu. Sanayi devrimi diye, değil mi? Avrupa'da büyük fabrikalar kuruldu. Seri ve ucuz üretimi geçildi. İşte Avrupa'da bu sanayileşme beraberinde bir takım sorunlar getirdi demiştik. Neydi bunlar? Ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Özellikle bu sanayileşen ülkeler ham madde ve pazar sağlamak için geri kalmış ülkelerin toprakını işgal ederek sömürgeciliğe başladılar. Sömürgecilik büyük önem kazandı. Özellikle İngiltere ve Fransa dünyanın büyük kısmını sömürge altına aldılar. Bu sömürgecilik rekabetinde en karlı çıkan ülke İngiltere oldu. Dünyanın büyük kısmını sömürge altına aldı. Eski adıyla Büyük Britanya İmparatorluğu. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk denir. O kadar çok sömürgeleri var ki dünyanın bir ucundan öbür ucuna sömürgeleri var. Ya Avrupa'da bu sömürgecilik yarışında en geride kalan iki Avrupa ülkesi var. İtalya ve Almanya. İtalya ve Almanya. Peki bu iki ülkenin sömürgecilik yarışında geri kalmalarının temel sebebi nedir dedi? Geç örgütlenmeleri demeyelim. Ona da şöyle diyelim. Siyasal birliklerini geç sağlamalarıdır. Büyük ülkede siyasal birlik yoktu önceden. İtalya'da hatırlarsanız küçük küçük birçok şehir devletleri vardı. Venedik, Ceneviz, Napoli, Floransa, Papalık gibi. Almanya'da ise yarı bağımsız feodal Alman prenslikleri vardı. Yani büyük ülkede ne yoktu? Siyasal birlik yoktu. Büyük ülkede siyasal birlik olmadığı için bunlar sanayileşemediler. Ne zaman birliklerini sağladılar bunlar? 1870 ve 1871 yıllarında siyasal birliklerini sağladılar. Bugünkü İtalya ve Almanya devletlerini kurdular ve sömürgecilik yarışına onlar da katıldılar. Ama tren kaçtı. Sömürge toprakları çoktan paylaşılmıştır. E peki bu iki ülke ne yapacak şimdi o zaman? Bunların da ham madde pazar ihtiyaçları var. Bu iki ülkeden Almanya ne yaptı biliyor musunuz? Almanya. İngiltere'nin sömürgelerine göz koymuştur. Peki Almanya'nın İngiltere sömürgelerine göz koyması hangi savaşa yol açmıştır? Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük sebebi budur. Bunu haftaya göreceğiz. Onu kenara koyduk şimdilik. İtalya ne yaptı? Önce Afrika'da Habeşistan'ı işgal etmeye kalktı. Başaramadı. Sonra gözünü Trablusgarp'a dikti. İşte bu kadar hikayeden sonra tek sorumuz var. Trablusgarp Savaşı'nın temel sebebi nedir diye bir soru çıkarsa cevap siyasal birliğini geç sağlayan İtalya'nın sömürge arayışıdır. Başka bir şey yok. Mesela Özyemen'in sevdiği kıl sorulardan bir tanesi. 5 ülke ismi saysa dese ki soruda İtalya'nın nereyi almada başarısız olması bu savaşa ortam hazırlamıştır. Nereyi ele geçirmede başarısız olması bu savaşa ortam hazırlamıştır. Bak dersi dinleyen arkadaşlara çıktı. Cevap Habeşistan. Kıl soru. Değil mi? Halbuki az önce söyledim. Ağzımda çıktı ama yine kaçtı. Özlem böyle soruları çok sever. Habeşistan alabilseydi İtalya belki bu savaşa gerek kalmayacaktı. Peki İtalya sömürgeleştirmek için niye başka bir Osmanlı toprağı değil de Trablusgarp'a göz dikti? Halbuki şurada daha çok güzel toprakları var. Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak hepsi Osmanlı toprağı. Niye orada bir yer değil de burası? Ya İtalya'nın karşısında ya bakın şurası İtalya çizmeye benzeyen bir yarımada Doğu Akdeniz'de. İtalya'nın tam karşısında çok yakın İtalya. Ulaşımı çok kolay İtalya için. İtalya denizcilikte çok gelişmiş. Eski Venedik Ceneviz gemileri. Dünyanın en büyük ikinci donanması İtalya'ya ait. Birincisini sorarsanız İngiltere. İkinci sırada İtalya. Denizcilikte çok gelişmiş, ulaşımı çok kolay. İtalya için biçilmiş kaptan. Trablusgarp'ın ham madde pazar imkanları çok gelişmiş. Yani İtalya için mükemmel bir yer. Fakat başka bir sorun var. Acaba İtalya'nın buraya almasına İngiltere ve Fransa ne derler? İngiltere Fransa izin vermezse biraz zor alır. Ne yapması lazım? İngiltere Fransa onay alması lazım. Acaba İngiltere Fransa onay verirler mi?
varmış. Verip vermeyecekleri konusunda size bir ipucu vereyim o zaman. 19. yüzyılda Avrupa'da çıkar menfaat ilişkileri devletleri iki gruba ayırdı. İttifak ve ittilaf blokları. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın çok önce. İlk oluşan grup ittifak grubu 3 ülke. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. Üçlü ittifak grubu. Bu üç devlet ortak. Karşıt grupta, düşman grupta ise İngiltere, Fransa ve Rusya var. Peki İtalya kimin yanında? Almanya'nın yanında. İngiltere'nin en büyük düşmanı Almanya. O halde İtalya gitse, karşıt gruptan izin istese verirler mi? Ama izin verdi şerefsizler işte. Niye izin verdiler? İtalya'yı kendi yanlarına çekebilmek için izin verdiler. İtalya dediler ki, tamam de sen de bizdensin, al orayı, biz sesimizi çıkarmıyoruz. Hatta dediler, sen Almanya'yı bırak, bizim yanımıza gel. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı'yı parçalayacağız, sana daha çok toprak vereceğiz diye duyunca İtalya, savaş öncesinde Almanya ile beraber iken, savaş başladıktan hemen sonra taraf değiştirmiştir. İngiltere, Fransa'nın tarafına geçmiştir. Böylece İtalya, İngiltere, Fransa'nın onayını aldıktan sonra hiçbir engel kalmadı. Buradaki halka kültür arıldığını gerekçe göstererek bir ultimatum gönderdi Osmanlı'ya. Sırf savaşa bahane olsun diye. Dedi ki sen oradaki halka dedi kötü davranıyorsun. Sana ne ya benim vatandaşım? Yok dedi sen oradaki halka bir takım haklar vereceksin diye. Saçma sapan bir takım isteklerde bulundu. Sırf savaşa bahane olsun diye Osmanlı kabul etmeyince de güya buna kızarak asker çıkardı. Gemilerle Trablusgarp'a asker çıkardı. Ve İtalya'nın düşündüğü gibi Osmanlı buraya ordu bile gönderememiştir. Burayı savunamamıştır. Neden? Evet, Osmanlı orduyu buraya nereden gönderecek? İstanbul'dan gönderecek. İki yol var. Ya kara yoluyla ya deniz yoluyla. Kara yoluyla gönderemiyoruz orduyu çünkü arada Mısır var. Mısır İngiltere'nin elinde. İngiltere İtalya anlaştılar. Osmanlı ordusunun buradan geçmesine İngiltere izin vermez. Karayolu yok. Denizden gönderseydik gemilerle peki? Niye yok? Evet. Aslında Abdülaziz döneminde Osmanlı Devleti dünyanın en büyük üçüncü deniz gücünü oluşturmuş. Ben bunu sonradan öğrendim. Müthiş bir şey. Ama daha sonra da 2. Abdülhamit tahta çıktığı zaman 31 yıllık istibdat döneminde ordudan kendisine bir ayaklanma gelecek korkusuyla bütün gemileri Haliç'te çürümeye terk etmiş. Donanma kullanılamaz halde. Donanma yok. Asker gönderecek. Olsa da bana göre hiçbir şey ifade etmez. Çünkü İtalya dünyanın bir ikinci deniz gücüne sahip. Sonuç olarak Osmanlı buraya ne karadan ne denizden yardım gönderemedi. Bir tek bir şey yaptı. Aralarında Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi bazı Osmanlı subayları Genelkurmay'ın onayıyla gizlice Mısır üzerinden Trablusgarp'a gittiler. Hatta kitaplarda soruyor ama ÖSYM tarzı sorunlar değil. Adamlar kitaplara koyuyor. İşte Mustafa Kemal giderken Mısır'dan hangi kılıkta geçti? Devenin nalı, gazeteci Şerif Bey kılığında. Ama bunu bilmek sana bir şey kazandırmaz. Bu ÖSYM tarzı soru değil arkadaşlar. Enver Paşa da halı tüccarıyım diye kendini tanıtmış. İngiltere'den geçerken, Mısır'dan geçerken. Evet, birkaç Osmanlı subayı gittiler. Oradaki yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlendiler. Trablusgarp'ın halkının tamamı Arap. Oradaki Arapları İtalyanlara karşı örgütlediler. Ve savaş başlattılar. Sonuç? Biz yendik. Büyük başarı kazandılar. Hangi muharebe? Derne ve Tobruk muharebeleri. Derne ve Tobruk muharebeleri. Bu muharebelerde büyük başarı kazandılar. Peki muharebe ne demektir? Savaş. Savaşta o zaman niye savaş değil de muharebe diyoruz? Muharebe daha küçük yani. İşte arkadaşlar, eskiden liselerde milli güvenlik dersi vardı. Aslında yararlı bir dersti. Biz lisede okumuştuk. Bazı askeri kavramlar, askeri terimleri öğreniyorduk.
Maalesef sonradan kaldırdılar o dersi. Şu anda yok liselerde. Onun sıkıntısını da biz çekiyoruz. Sıkıntısını biz çekiyoruz. Çünkü o derste öğrenilen birçok kavram bize burada lazım. Mesela geçen orta 3 öğrencilerini sordular. Bilmiyorum ne yaptı çocuklar. Mustafa Kemal diyor, 1910 yılında Picardi manevralarına katıldı diyor. Manevra ne demek? Orta 3 öğrencisine bu soru sorulur mu? Ne demek manevra? Tatbikat demek işte. Onu bilmezsen o soruyu çözemezsin işte. Askeri tatbikata katılmış. O halde bu hangi alandaki bir faaliyetidir? Askeri alandadır. Soru da o zaten. Askeri olduğunu bileceksin ama manevranın tatbikat olduğunu bilmezsen o askeri bir görev olduğunu bilemezsin orada. Bu orta 3 öğrencisine sorulan soru. Birçok askeri terimler var. Onlar hep bize tarihte lazım. İşte biri bu. Muharebe. Size bir soru. Bu benim klasik sorum. Savaş, cephe, muharebe. Savaş, cephe, pardon. Bu da dursun arkadaşlar. Şöyle bir kenara koyalım. Dünyada savaşlar iki ayrılır. İki türlü savaş vardır. Soğuk savaş, sıcak savaş. Soğuk savaş, sıcak savaş. Peki ne fark var arada? Biri fiilleri çalıyor ama biri fiil yapıyor. Soğuk savaş silah kullanmadan yaşanan her türlü rekabettir. Devletler arasında yaşayan her türlü rekabet soğuk savaştır. Silah kullanmadan, insanlar ölmeden. Eğer bir savaşta insanlar ölüyorsa buna sıcak savaş denir. Bunu biz hep lisede öğrenmiştik. Bunları milli güvenlik dersinde öğrenmiştik. Mesela eskiden liseler, üniversite sınavında bir de soruyordu bunu. Bir, psikolojik. İki, biyolojik. Üç, nükleer savaş. Bu savaşların hangisi ya da hangileri sıcak savaştır? İki, üç. Hangisi ya da hangileri sıcak savaştır? İki, üç. Yanlış der arkadaşımız. Doğru cevap 2 ve 3. Psikolojik savaş soğuk savaştır. Biyolojik savaş nedir biliyor musunuz? Bir hastalık mikrobunun düşman ülkesine atılmasıyla birlikte o hastalıktan birçok insanın hayatını kaybetmesi. Hatta şu son günlerde bu pandemi olayı var ya, bunun bir biyolojik silah olduğunu iddia eden kişiler de var. Bunu Çin üretti diyorlar bu şeyi. Covid-19 mikrobunu Çin Amerika'ya karşı üretti demişlerdi. Bir sürü Amerika üretti dediler. Bir sürü dedikodu çıktı. Aslı yok daha hiçbirisi belli değil. Demek istediğim biyolojik silah sıcak savaştır. Biyolojik silahlar insan öldüren silahlardır. Nükleer savaş atom bombası demektir. O da İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika kullandı Japonya'ya karşı. O da 2 ve 3 sıcak savaştır. Bir de savaşları şöyle de ayırıyoruz. Nizami savaş, gayri nizami savaş. O nasıl oluyor? Nizami savaş, gayri nizami savaş. Nizam düzen demektir. Nizami savaş demek, düzenli ordularla yapılan savaş demektir. İki devletin ordusu karşı karşıya gelip savaşıyorlarsa buna nizami savaş denir. Gayri olumsuzluk eki. Gayri nizami savaş, düzensiz savaş demek. Gerilla savaş. Vurkaç taktiği. Mesela şu anda Türkiye 40 yıldır bir savaş içerisinde. PKK'yla. İşte PKK'yla yapılan mücadele gayri nizami savaşa girer. Aynı savaşı biz Kurtuluş Savaşı'nda da yaptık. Güney cephesinde göreceğiz. Güney cephesinde Mersin, Adana, Antep, Urfa, Maraş'ta halk savaştı, ordu yoktu. Ve halkın yaptığı mücadele nasıl bir savaştır? Gayri nizami savaştır. Gerilla savaşıdır ya da milis güçlerin yaptığı savaştır. Evet. Savaş, cephe, muharebe. Bunlar ise bakın şunun üçü de silahlı çatışma. Arada fark, arkadaşın demin dediği gibi büyüklük, küçüklük farkı var. Bunların en büyüğü hangisi? Ortancası hangisi? En küçüğü hangisi? 1, 2, 3. Arkadaş 1, 2, 3 dedi. Bu sıra doğru dedi. En büyük.
En büyükten en küçüğüne doğru. Üçü de silahlı çatışma, üçü de sıcak savaş. 1-3-2'dir arkadaşımız. Evet, doğru cevap 1-2-3. Bu sıra doğru arkadaşlar. Bunları bilmeden konuya devam edemem. Bu bize çok lazım. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda bu üç kavram bize hep lazım olacak. İşte bazı sorularda test çözme kurallarını bilmezsen kitabı ezberleyerek olmuyor maalesef. Savaş ne demek savaş? Savaş iki devletin ya da birçok devletin bütün güçleri çarpışması demektir. Savaş geneldir. Örneğin Birinci Dünya Savaşı. Örneğin Kurtuluş Savaşı. Örneğin İkinci Dünya Savaşı gibi. Cephe ise Türkçe karşılığı yön demektir. Cephe ise bir savaş içerisinde belli yönlerde yapılan çatışmalar demektir. Örnek Birinci Dünya Savaşı kaç tanedir? Bir tanedir. Birinci Dünya Savaşı içerisinde biz birçok cephede mücadele verdik. Bunları hepsini görünce hesaplayan. Kafkas cephesi, Kanal cephesi, Irak cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye-Filistin cephesi, Hicaz cephesi, Yemen cephesi gibi birçok cepheler var. Muharebe ise sadece bir cephe içerisinde. Sadece bir cephe içerisinde farklı zamanlarda yapılan küçük çaplı muharebelerdir. En küçük muharebedir. Örnek, Birinci Dünya Savaşı tek. Birinci Dünya Savaşı içerisinde tek başarılı olduğumuz bir cephe var. Çanakkale, gurur kaynağımız. Her sene okulda da kutlarız değil mi? Çanakkale, 18 Mart 1915. Çanakkale içerisinde de küçük çaplı birçok muharebe isimleri var. Anafartalar, Conk Bayırı, Kireçtepe, Arıburnu, Seddülbahir, Kilitbahir gibi. Bu saydıkları ne isimleri? Muharebe isimleri, küçük çaplı. Hepsi Çanakkale içerisinde. Hepsi Çanakkale içerisinde. İşte bunları bilmeden ÖSYM soruları, örnek. Aslında bu çok kolay bir soru. Bundan 7-8 sene önce sınavda şu soru çıkmıştı. Anafartalar, Conk Bayırı, Derne. 3 tane muharebe ismi koymuş ÖSYM. Demiş ki bunların hangisinin kazanılması demiş. İstanbul'un işgalini önlemiştir. 1 ve 2. Çanakkale'nin kazanılması İstanbul işgalini önlemiştir. Hangileri Çanakkale'de? 1 ve 2 Çanakkale'de. Derne, Tobruk, Trabzon'da İstanbul'la alakası yok. İşte soru bu. ÖSYM sorusu bu arkadaşlar. Evet, şunları anladık. O halde Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş nedir dedi. Cevap Trablusgarp Savaşı'dır. Kazandığı ilk askeri başarı nedir dedi. Cevap Derne ve Tobruk Muharebeleri. Çünkü kazandığı ilk askeri başarı Trablusgarp Savaşı olmaz. Çünkü sonuçta biz bu savaşı kaybettik. Biz savaşı kaybettik. Sadece bir muharebe kazandık. Küçük çaplı iki muharebeyi kazandık. Demek ki diyorum buradan, bir muharebenin kazanılması, savaşı kazandığın anlamına gelmez. Tersi de olabilir. Bir muharebeyi kaybetmek demek, savaşı kaybetmek anlamına gelmez. Mesela bir başka örnek, biz Çanakkale'yi kazanmadık mı? Ama Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Derne Tobruk Muharebesi'ni kazandık ama Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik. Tersi, Kurtuluş Savaşı'nda eski Kütahya Muharebeleri kaybettik. Ama sonuçta Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Demek ki muharebe küçük çaplı olduğu için savaşın tamamını etkilemez. Burada klasik bileceğimiz Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş hangisidir? Trablusgarp Savaşı'dır. Kazandığı ilk askeri başarı nedir derse Derne Tobruk Muharebeleri'dir. Hatta bu başarısından sonra rütbesi yüzbaşılıktan binbaşılığa terfi etmiştir. Mustafa Kemal ve birkaç Osmanlı subayı gittiler, halk örgütleyip savaş başlattılar. Ve koskoca İtalya bu direniş karşısında şu sahil şeridine çakılıp kaldı. Bir türlü burayı işgal edemedi. Bir baktık İtalya savaşarak boyanması çok zor. Büyük bir direniş var. Osmanlı köşeye sıkıştırmak için
başka şeyler yaptı. Ne yaptı? Uçağı kullandı da o önemli bir şey değil. Soru bu arkadaşlar. Bir, Ege Denizi'ndeki Rodos ve 12 adayı işgal etti. Osmanlı elindeki Rodos 12 adayı işgal etti. İki, Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırttı. Üç, İstanbul'u ve Boğazları abluka altına aldı, topa tuttu. Bu üçünü bileceğiz. Sırf Osmanlı köşeye sıkıştırmak için. Ama ne yaptıysa bir türlü Osmanlı pes etmedi. Ama tam bu sırada İtalya'nın imdadına bir olay yetişti. Balkan Savaşı. Evet, birinci Balkan Savaşı patlak verince Osmanlı Devleti İtalya ile anlaşmak zorunda kaldı. Hangi anlaşma yapıldı? Uşi Anlaşması. Uşi Anlaşması. Nerede Uşi? Uşi, İtalya'nın bir şehri ya. Ne İsviçre'si? İtalya'da. Hayır, hayır. İtalya'dadır Uşi şehri. Peki ben şey diyorum. Ya Osmanlı Trabzon Savaşı'nda aslında üstün durumdaydı. İtalya ne yaptı? Bizi pes etmedi. Birinci Balkan Savaşı çıkınca İtalya'yla anlaşmak zorunda kalması neyin göstergesidir? İki cephede birden savaşan. Tebrik ederim. İşte bunu arıyoruz ya. Demek ki Osmanlı iki cephede birden savaşacak durumu yok. Ayrıca bir yorum daha yapalım. Osmanlı için Balkanlar daha önemli. Neden? Çünkü Trabzon halkının tamamı Arap. Sen o gün için orayı kurtarsan ileride gene kaybedersin. Çünkü orada Türk yok. Tamam Arap. Ama Balkanları kaybederse kapı yutarız. Çünkü Balkanların yarısı Türk. İskan siyaseti gereği oraya milyonlarca Türk yerleştirilmiş. Bizim için Balkanlar çok daha önemli. Ve Osmanlı Devleti de haklı olarak Balkan Savaşı'ndan ağırlık vermek amacıyla İtalya'ya anlaşmak zorunda kaldı. Bu Uşi Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Trablusgarp ve Bingazi şehri İtalya'ya bırakıldı. Peki bunun önemi nedir? Kuzey Afrika'da kalan son toprağını da kaybetmiştir. Afrika kıtasında hiç toprağı kalmadı. Afrika'daki son toprak da gitti. Osmanlı Devleti hangi özelliği sona erdi? Üç kıtaya hakim olma özelliği sona ermiştir. Bu Rodos ve 12 ada meselesi var. Ege Denizi'nde bir sürü, bakın arkadaşlar, testlerde arkadaşlar hep karıştırıyorlar. Ege Denizi'nde 40-50 tane ada var. Bu adaları yalnız biz ikiye ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Rodos ve 12 ada ayrı, diğer Ege adaları ayrı. İkisini birbirine karıştırmıyoruz. Rodos ve 12 adayı kim işgal etti? İtalya işgal etti. Sırf Osmanlı'yı köşeye sıkıştırmak için. Uşi Anlaşması sırasında İtalya Osmanlı'ya dedi ki, ya dedi, ben sırf seni köşeye sıkıştırmak için bu 12 adayı işgal etmiştim. Madem ki Trabzon bana veriyorsun dedi, al 12 adayı geriye veriyorum dedi. Osmanlı geriye verdi. Osmanlı yok dedi, o da sende kalsın. İstemiyorum. Niye böyle bir şey yaptı? İşgal edilecek. Evet. Çünkü Ege adalarında Yunanistan'ın gözü vardı. Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan da Osmanlı'ya saldırdı. Osmanlı yönetimi güya kendilerini akıllı zannediyorlar. İtalya'ya dediler ki, madem ki sen 12 adayı işgal ettin, Balkan Savaşı bitinceye kadar emaneten sende kalsın. Balkan Savaşı bittikten sonra bize geriye ver dedi. Ve anlaşma da öyle yazıldı. Rodos ve 12 ada Balkan Savaşı bitinceye kadar geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Ne tehlikesine karşı derse Yunan tehlikesine karşı. Ama İtalya bir daha bu adaları vermedi. Bir daha vermedi. Bu adalar ta 2. Dünya Savaşı sonuna kadar İtalya'da kaldı.
ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında Paris Anlaşması ile İtalya bu adaları maalesef Yunanistan'a hediye etmiştir. Yunanistan diğer adaların tamamını da 1. Balkan Savaşı'nda işgal etti gitti. Böyle bütün adaları biz kaybettik. Nerede, ne zaman kaybettik? 12 adayı Trablusgarp Savaşı'nda fiilen kaybettik. Diğerlerini 1. Balkan Savaşı'nda fiilen kaybettik. Şu anda sadece ikisi bizde. Gökçeada, Bozcaada bizde, diğerleri Yunanistan elinde. Bu konuya ileride daha çok geleceğiz, bu adalar konusuna. Evet, bir de şöyle bir madde var. Trablusgarp halkı Arap ve Müslüman. Osmanlı padişahı aynı zamanda halife. Bütün Müslümanların din başkanı. Osmanlı anlaşmaya şöyle bir madde koydurdu. Trablusgarp ve Bengazi İtalya'ya ait olacak. Fakat halkı dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. Osmanlı bu maddeyle neyi amaçlamıştır? Sordu Hüseyin'e bunu. Amaç kültürel bağlarını koparmamak. İleride belki halife kullanıp oradaki halkı kendime bağlayabilirim düşüncesi. Halifenin dini gücüne yararlanmaya çalışmıştır. Daha önce de yapmıştı bunun aynısını değil mi? Kırım'la ilgili. Ama hiçbir halkta yaramayacak tabii ki. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Trablusgarp Savaşı bitmeden yeni bir savaş daha patlak verdi. 1. Balkan Savaşı. 1. Trablusgarp Savaşı sürerken 4 Balkan ülkesi aralarında anlaşıyorlar ve 4. Beden Osmanlı'nın savaşı açıyorlar. Hangi devletler bunlar? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Bu savaşa geçmeden önce biraz şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Bu 4 devletin ortak birçok özelliği var. Nedir bunlar? 1. Hepsi Balkanlarda. Peki Balkanlar neresi? Balkanlara başka günümüzde ne isim veriyoruz? Doğu Avrupa diyoruz, tebrik ederim. Avrupa'nın doğu kısmına Balkanlar denir. Biz orada sık sık soğuk hava dalgası gelir zaten. Evet, hepsi Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da. 2. Bunların bir hariç hepsi aynı soydan gelir. Slav ırkından. Hangisi hariç? Yunanlar. Yunanlar hariç. Yunanlar Helen ırkından gelir. 3. Bunların 4'ü Yunanlar dahil. Hepsi Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinden. Katolik değiller. 4'ü de Ortodoks. Ayrıca bu 4 devletin bir ortak özelliği daha var. 4'ü de daha önce Osmanlı'ya bağlıydılar. Hepsi Osmanlı'dan koparak bağımsız oldular. Peki bunların bağımsızlık sırasını bir hatırlayalım mı? İlk bağımsız olan hangisiydi? Yunanistan. Hangi anlaşmayla bağımsız olmuştu? 1829 Edirne Anlaşması. Daha sonra 1878 Berlin Anlaşması ile 3 devlet bağımsız olmuştu. Sırbistan, Romanya, Karadağ. En son biraz önce gördük, 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Bulgaristan bağımsız olmuştu. Şimdi 4'ü Osmanlı'dan koparak bağımsız oldular ve bir süre sonra aradan anlaşıp Osmanlı'ya savaş açıyorlar. Bu şerefsizlerin derdi ne de Osmanlı'ya saldırıyorlar? Amaçları ne? Amaçları ne? Peki şey diyebilir miyiz? Sömürge elde etmek diyebilir miyiz? Derse kapı yutarız. Sömürge elde etmek sanayileşen ülkelerin politikasıdır. Bunlar daha yeni kuruldular, daha civciv devletçikler. Bunların fabrikası yok ki sömürge elde etsinler. O da dertleri ne bunların? Amaçları ne? Sınırlarını genişletmek, büyümek, Türkleri Balkanlardan atmak. 1. Balkan Savaşı'nın temel sebebidir nedir derse, bu 4 devletin Türkleri Balkan'a atmak istemeleri. Peki bunları bir yere getirin, ne düşüncesi? Milliyetçilik akımı. Milliyetçilik akımının etkisi var. Bunları kim kışkırtıyor? Rusya. Hangi politika? Panslavizm politikası. Ayrıca Avrupalılar da kışkırtıyor. İngiltere, Fransa kışkırtıyorlar. Acaba Osmanlı güçsüz olsaydı bundan saldırabilirler miydi? Osmanlı güçsüz olmasa da bu savaşta etkili olmuştur. Aynı zamanda Osmanlı bu sırada kiminle savaşıyordu? İtalya ile savaş halindeydi. Bunu da fırsat olarak gördüler. Fakat bu savaşa ulaşan bir başka sebep daha var. Reval görüşmesi. Biraz önce anlatmıştık. Reval görüşmesiyle bu savaşın ne alakası var?
Cesaret verdi. Evet, değil mi? Reval görüşmesiyle İngiltere'de Osmanlı'yı korumaktan vazgeçti. O da Rusya'yla anlaştı. Osmanlı koruyacak hiçbir ülke kalmadı. Bu da bu dört devlete cesaret kazandırmıştır. Evet, bu dört devlet saldırdılar. İlk saldırıyı başlatan Karadağ oldu. Sonra diğerleri sırayla saldırıya geçtiler. Peki bu dört devlet kime güvenerek saldırıyorlar? Başta Rusya olmak üzere İngiltere, Fransa'ya güveniyorlar. Hatta silahları bile veren onlar. Ama savaş başladıktan bir gün sonra çok enteresan bir durum oldu. Hemen İngiltere, Fransa, Rusya araya girdiler. Dediler ki savaşmanıza izin vermiyoruz, savaş yasak. Hayda. Size ne? Yok dediler, savaş yasak. Biz tarafsız ülkeleriz, biz barış yanlısı ülkeleriz. Savaş istemiyoruz. Ha, bir şartla savaşın dediler. Nedir o şart? Bu savaşı kimin kazanacağı bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu savaşı kim kazanırsa kazansın, kimse kimsenin toprak almayacak. Toprak almak yasak dediler. O zaman savaşın ne anlamı kalır ki? Peki İngiltere, Fransa toprak almak yasak diye kural koyarken sizce amaçları nedir? Kendi kazanacağını düşündüler. Acaba? Kendileri alacak olsalar kendileri saldırırlar. Osmanlı kazanacağını düşünmüşler. Değil mi? İngiltere, Fransa ve Rusya savaş başladığı gün hemen bir durum değerlendirmesi yaptılar. Bu dört devlet Osmanlı'ya saldırdı ama bu savaşı kim kazanır? Osmanlı mı kazanır yoksa bunun dördü mü kazanır? Vardıkları yargı şu, bu savaşı %99 ihtimalle Osmanlı kazanır diye düşünüyorlar. Osmanlı kazanırsa ortalık karışır. Osmanlı kazanırsa bunların hepsini topraktan işgal eder. Ve Osmanlı yeniden büyür ve güçlenir. Bu onların işine gelmez. Yani niyetleri Osmanlı'nın kazanması durumunda bu dört devleti koruma altına almak. İşgal etmesini engellemektir. Ama beklenen değil, beklenmeyen oldu. %99'luk ihtimalle %1'lik ihtimal gerçekleşti. Ve Osmanlı devleti savaşı kaybetti. Ve bu dört devlet, Balkanlarda ne kadar Osmanlı toprağı varsa hepsini işgal ettiler. Hani toprak almak yasaktı? Ha, o Osmanlı kazansaydı uygulanacaktı. Osmanlı kaybedince dolaşıverdiler. Biz öyle kural koyduğumuzu hatırlamıyoruz dediler. Ağır bir laf çıkacak diye neyse vazgeçtim. Yan çizdiler. Evet, yan çizdiler. Planları da oydu zaten. Peki şey diyeceğim, ya İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkeler nasıl böyle bir yanlış yorum, değerlendirme yaptılar? Nasıl Osmanlı'nın kazanacağını düşündüler? Yo, hiç de yanlış düşünmediler. Hiç de yanlış düşünmediler. O tarihte ben yaşasaydım ve bana sorsalardı, bu savaşı kim kazanır deselerdi, benim de vereceğim cevap İngiltere, Fransa gibi olurdu. %99 Osmanlı kazanır diye düşünürdüm. Normali buydu çünkü. Neden Osmanlı kazanırdı? Size bunu kanıtlayabilirim. Merak eden arkadaşımız akşam eve gittiği zaman Google'dan ya da bir harita üzerinden araştırabilir. Bu dört devletin dördü de günümüzde var. Hepsi var değil mi? Akşam eve gittiğin zaman Google'dan araştır. Bu dört devletin nüfuslarını, yüz ölçümlerini dördünü de topla. Türkiye'nin, bugünkü Türkiye'nin yarısı kadar yine yapmaz. Bunun dördü. Hepsi küçük devletçikler. Merak eden televizyonda Google'dan baksın. Nüfuslarını topla, yüz ölçümlerini topla, Türkiye'nin yarısı kadarını yapmaz. O tarihte Osmanlı İmparatorluğu bugünkü Türkiye'nin tam 3 katı büyüklüğünde. Yani bunun dördünün toplamı Osmanlı'nın 1/6 kadar. Yani bunda da küçük cici devletçikler. Normal şartlar altında Osmanlı Devleti'nin bu dört devleti evire çevire inmesi lazım. Çok kolay bir şekilde. Ama büyük bir sürpriz yaşandı ve Osmanlı çok kolay kazanacağı bir savaşı kaybetmiştir. Facia yaşandı. İşte muhteşem bir sınav sorusu. Osmanlı çok kolay kazanacağı savaşı niçin kaybetmiştir? Üç tane sebebi var, pardon, şöyle olacak. Bir, savaş tehlikesi belirdiği halde ordunun bir kısmının terhis edilmesi. Bu büyük bir hataydı.
Ne demek bu? Bir dakika, bunu açıklayalım. Savaş tehlikesi ortaya çıktığı halde ordunun bir kısmının terhis edilmesi. Mesela bugün Türkiye bir savaşa girse, devlet askeri bir tender evine gönderir mi? Hayır, uzatır askerliği değil mi? Ama Osmanlı bunların saldıracağını duyduğu halde hiçbir şey yokmuş gibi askeri biten gençleri evine göndermiş. Bu da ordunun gücünü zayıflatmış. Niye böyle bir şey yapmış Osmanlıcılar? Çünkü Osmanlı İngiltere Fransa gibi düşünüyor. Bunları önemsemiyor, ciddiye almıyor, hafife alıyor. Bunlar diyor bana saldırmaya cesaret edemezler. Rusya da gaz veriyor Osmanlı'ya. Ya boş ver, dedikoduna inanma diyor. Bunda sana saldıramazlar diyor. Bu çok büyük bir hata. İkincisi ordu içerisinde yaşanan particilik ve ikilikler. Subaylar arasındaki İttihatçı İslamcı çekişmesi. Bir orduya siyaset girerse o orduyu kaldır çöpe at arkadaş. Osmanlı başına ne geldiyse ordunun siyasete karışması yüzünden çekti. Aynı şeyi Türkiye de çekti. Atatürk de zaten belli bir süre siyasetle uğraşmış ama sonradan ordu mensubunun siyasetle uğraşmasının ülkeye büyük zarar verdiğini görünce siyasetten çekilecek. Bunu göreceğiz sonra. Üçüncü bir sebep daha var. Notlarımızı yazmayı unutmuşuz. Onu ekleyebilirsiniz. Savaş sırasında ulaşım ve haberleşmede yaşanan aksaklıklar. Savaş sırasında ulaşım ve haberleşmede yaşanan aksaklıklar. Peki bir savaşta ulaşım ve haberleşme bu kadar önemli mi? Kesinlikle. Çok örnekleri var ama bunu anlatırken aklıma güncel güzel bir soru geliyor, sınav sorusu. Ama bunu soru bankasına galiba koydum, hatırlamıyorum. 1974 yılı size bir şey hatırlatıyor mu? Kıbrıs Barış Harekatı. Ben o zaman 14 yaşındaydım, yaşım da ortaya çıkıyor da. Kıbrıs Harekatı sırasında ben Anamur'daydım, orada doğdum, lisede okuyordum. O savaşı biz bizzat yaşadık. Akşamdan ışık yakamazdık. O Kıbrıs Savaşı sırasında Türk uçakları Kıbrıs Rum kesimini bombalıyorlar. Bombalama seslerini biz duyuyoruz. Akşamları camlarımız kırılırdı bizim o top seslerinden. Bizim Türk uçakları Kıbrıs Rum kesim açıklarında bir tane savaş gemisi görüyorlar. Normalde gemilerde bayrak olur. Ama tesadüfen geminin bayrağı da yokmuş. Hem de bizim Türk uçakları telsiz bağlantısı kurmaya çalışıyor gemiyle. Kimsin? Necisin? Aksilik geminin telsizi de bozulmuş. Telsize de cevap vermiyor. Ve bizim pilotlar da çok haklı olarak kendilerince gemide bayrak yok. Telsize de cevap vermiyor. Demek ki bu Yunan gemisi. Diyerek bombayı yağdırıyorlar ve kendi gemimizi batırdık. 70 civarında askerimiz şehit oldu. Ve 1974 yılında yanlışlıkla batırdığımız gemimizin adı nedir? Gıcık bir KPSS sorusu. Genel kültür sorusu. Günlerce gazeteleri haber oldu o zaman. Evet, 1974 yılında yanlışlıkla batırdığımız gemimizin adı nedir? Merak eden arkadaşlarımız Google'dan sorar, öğrenir. Sonra bakar ama şimdi zaman geçmesin. Üstelik bu tip gemiler soruyor biliyor musunuz bazen? 2-3 tane böyle gemi sorusu koydum, burada var. Başka ama bu soru yok büyük ihtimalle. Başka gemi soruları koydum. Geçen sene şey sormuştu. Çanakkale'de bizim bir askerimiz var, Seyit Onbaşı diye. Bir İngiliz gemisini batırmıştı. Kendi ağırlığının 3 katı 270 kilo bir mermiyi omuzuna kaldırıp topun ağzına sürüp bir gemiyi batırmıştı. O geminin adını sordular. Böyle cins soru olur mu? Olur tabii ki. Çünkü bu konu lise kitaplarının okuma parçası. Müthiş bir olay. Evet, Ocean gemisi batırmıştı. 2 sayfalık okuma parçası. ÖSYM bunu çok yapıyor. Lise kitapları okuma parçalarından soru çıkartıyor. Bunu derste zaten anlatıyorduk biz hikayesini. Lise kitapları çok enteresan okuma parçaları var. Evet. Birinci Balkan Savaşı'nı Osmanlı kaybetti ve Balkanlar ne kadar Osmanlı toprağı varsa hepsi işgal edildi. Bulgarlar İstanbul'un önlerine kadar geldiler. Eğer Avrupalılar bıraksalar da Bulgaristan'ı, İstanbul ve Boğazları bile işgal ederdi. Ama İstanbul ve Boğazların Bulgaristan'a geçmesi Avrupalıların, hele hele Rusya'nın işine gelmez. Hemen araya girdiler ve Osmanlı ile bu devletleri anlaştırdılar.
Evet, Birinci Balkan Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanmıştır? Cevap Londra Antlaşması. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısında kalan bütün Balkan topraklarını kaybetmiştir. Burada Midye Enes hattı dediği şu, Midye ve Enes İstanbul yakınında iki küçük kasaba ismi. Yani Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarafında İstanbul dışında hiç toprağı kalmadı. Hepsi gitti. Şu anda var ama bizim Trakya bölgesi, İstanbul Avrupa yakasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz. Onları 2. Balkan Savaşı'nda bir kısmını geri aldık. Evet, 2020 KPSS aday sorusu. 1. Balkan Savaşı devam ederken bu savaşı fırsat bilen hangi Balkan devleti Osmanlı'ya karşı ayaklanmış ve bağımsızlığını kazanmıştır? Arnavutluk. İşte bu da çıkabilir. En son ayrılan Arnavutluk. Bir başka soru. Bu savaş sırasında İttihat ve Terakki kendisi hükümeti kurmamıştı. Dışarıdan yönlendiriyordu. Bir baktı İttihat ve Terakki işte kötüye gidiyor. Savaş kaybedilecek. Ve savaştaki kötü gidişattan mevcut hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki Partisi bir hükümet darbesi yaparak yönetime el koymuştur. Bu darbeye ne isim verilir? Bab-ı Ali Baskını adı verilir. Arkadaşlar bazı kitaplarda bir hata yapıyor. Bu darbeyi 1. Balkan Savaşı'nın sonucu olarak alıyor. Bu yanlış. Bu darbe savaş sonrasında olmadı. Savaş sırasında yaşanmıştır. Savaşın sonuna doğru darbe oldu. Savaşı bir süre İttihat ve Terakki sürdürdü ama sonuç yine değişmedi, yine kaybedildi. Evet, 1. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın gözü Ege Adaları'nda demiştik. Ama Yunanistan Rodos'u 12 adayı işgal edemedi. Çünkü İtalya'da emaneten vermiştik. Yunanistan ne yaptı? 12 ada dışında kalan bütün Ege Adaları'nın tamamını işgal etti. İkisi hariç. Bolca'da, Güktar, bütün adaları Yunanistan işgal etti ve kaybettik. Evet. 1. Balkan Savaşı bittikten çok kısa bir zaman sonra 2. Balkan Savaşı patlak verdi. Peki bu şerefsizler istediklerini aldılar. O zaman ikincisi niye çıktı acaba? Gerizekalılar birbirlerine düştüler. En çok payı Bulgaristan almıştı. Bunu hazmedemeyen diğerleri kime savaş açtılar? Bulgaristan'a savaş açtılar. Kim hangileri? Yunanistan, Sırbistan, Karadağ üçü birleşip Bulgaristan'a savaş açtılar. Peki 1. Balkan Savaşı'na katılmadığı halde ikinciye katılan Balkan ülkesi hangisidir? Romanya'dır. O niye katıldı? O da toprak almak birazcık. Peki Osmanlı bu savaşa katıldı mı? Hayır. Kim dedi onu? Hayır diye. Savaşa katılmadı. Kim diyor katılmadı diye? Onlar birbirleriyle savaşmadılar mı? Tamam da biz de katıldık ama savaşa. Hatta Mustafa Kemal katıldı. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal'in görevi neydi? Kitapta var soru. Mustafa Kemal'in 2. Balkan Savaşı'nda görevi neydi? Yok orada, notlarda yok. Aramayın. Her notlardaki soruyu koysak o zaman kitabın bir özelliği kalmaz. Evet. İşte ÖSYM'nin bu tip soruları sordu. Bak üniversite sınavında sordu Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı başlarındaki görevi neydi? Sofya Ateşi Militerliği. Onu sordular işte aynı soru, bir benzer işte bu. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'nda görev yaptı. Hatta o birkaç ilimizi geri alında Mustafa Kemal zaten. Edirne, Kırklareli, Dimetoka'yı Mustafa Kemal geri aldı Bulgaristan'dan. Görevi neydi acaba? Ayrı canım. Mustafa Kemal'in, bak Mustafa Kemal'i sorar. Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda görevi neydi? O Çanakkale'de Anafartalar komutanı. 1. Dünya Savaşı'nda. Evet. Geldi cevap. Ben söyledim.
Bolayır Birlikleri Komutanı. Yani 2. Balkan Savaşı'na biz katılmışız arkadaş. Bazı yerlerimizi geri almışız. Peki 2. Balkan Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanmıştı? Ha arkadaşlar, arkadaşın dediği şöyle haklı tarafı var. Bazı kitaplarda diyor ki işte Osmanlı 2. Balkan Savaşı'na katılmadı ama işte şuralara yer aldı. Ya katılmadı, nasıl yer alırsın? Ha, demek istediği şu, tam açmıyorlar. Bulgaristan 4 devletle savaş halinde. Değil mi? E bize kaç savaşacak askeri yoktu Bulgaristan'ın. Biz de ne yaptık? Bunda anlaşmasını çiğnedik, Midyen'in hattını geçtik. Doğru dürüst hiçbir engelle karşılaşmadan, doğru dürüst bir çatışmaya bile girmeden bazı yerleri geri aldık. Doğru dürüst savaş yapılmadığı için öyle diyorlar. Yoksa savaşa girmedik sözcüğü yanlış olur. Girdik tabii ki. İkinci Balkan Savaşı sonucunda hangi anlaşma imzalanmıştır? Bükreş Antlaşması. Bükreş Antlaşması'yla Osmanlı Devleti nereleri geri almıştır? Edirne, Kırklareli ve Dimetoka. Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda aldığı yerlerin bir kısmını geri verdi. Romanya Dobruca bölgesini aldı. Sırbistan Manastır şehrini, Yunanistan Selanik'i geri aldı. Osmanlı Devleti de Midyen'e sattığına geçip Edirne, Kırklareli ve Dimetoka'yı geri almıştır. Fakat bunlardan Dimetoka şu anda bizde değil. Bir süre sonra tekrar Bulgaristan'a geriye verdik. Ne zaman benim için verdik? Birinci Dünya Savaşı sırasında. Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgaristan bizim yanımızdaydı. Bize destek verdi. Bulgaristan'ın savaşa girmesi Almanya'dan çok bizim işimize yarıyordu. Çünkü Bulgaristan jeopolitik olarak Almanya ile Osmanlı arasında köprü konumundaydı. Ve Bulgaristan girerse savaşa Almanya bize Bulgaristan üzerine silah ve cephane gönderecek. Dolayısıyla Bulgaristan'ın savaşa girmesi bizim çok işimize yaradığı için sırf Bulgaristan'ın savaşa sokabilmek için rüşvet olarak Dimetoka'yı geri verdik. Ve hala bugün Dimetoka Bulgaristan'dadır. Peki 2020 KPSS aday sorusu. Bulgaristan hangi muharebe sonrasında, hangi cephe sonrasında savaşa girmiştir? Bulgaristan hangi savaş sonrası savaşa dahil oldu? Hangi cephe? A. Kafkas cephesi. B. Suriye-Filistin cephesi. C. Çanakkale cephesi. D. Evet, Çanakkale. Cevap Çanakkale tabii ki. Çanakkale'den sonra bunu haftaya anlatacağız. Çanakkale'yi biz kazanınca Bulgaristan, zavallı Bulgaristan savaşı Almanya'nın kazanacağını zannederek o da savaşa dahil oldu ama onun da sonu Osmanlı ile aynı oldu. Evet, 2. Balkan Savaşı da bitti arkadaşlar. 2. Balkan Savaşı'nda bazı yerlere geri aldık ama maalesef birincisini kaybettiklerimizin yanında ikinci aldıklarımız devede kulak misali. Birincisinde kepçeyle dağıttık toprakları, ikincisinde çay kaşığıyla yer aldık. 2020 KPSS aday sorusu. Bir Arnavutluk, iki Makedonya, üç Batı Trakya, dört Ege Adaları. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonrasında ya da sırasında bu toprakların hangilerini kaybetmiştir? Bir üçten. Balkan Savaşları sırasında hangi toprakları kaybetti? Hepsi Osmanlı toprağıydı bunların. Hangilerini Balkan Savaşı sırasında kaybetti? İşaretli. Doğru cevap hepsi olacak arkadaşlar. Makedonya'da dahil. Hatta Makedonya'yı kaybımızı anlatan çok güzel bir dizi vardı televizyonda. 2-3 yıl devam etti. Sonradan kaldırdılar değil mi? Elveda Rumeli diye bir dizi vardı. Çok güzel bir diziydi. Hiç kaçırmazdım o diziyi. Çok üzülmüştüm o dizi bitti diye. Evet, cevap hepsiymiş. Bundan 6-7 yıl önce ÖSYM'e oku bir soru kalıbı. Burada bir sürü soru üretebilirsin.
Hüseyin'e şöyle sormuştu KPSS'de. Osmanlı Devleti demiş. 5 tane savaş ismi koymuş. İşte A 93 Harbi, B 1. Dünya Savaşı, C Balkan Savaşları, D işte şu işte 5 savaş ismi. Soru şu. Osmanlı Devleti demiş. Makedonya bölgesini hangi savaş sonucu kaybetmiştir demiş. Cevap, ben olsam birinci ve ikinci ayrı ayrı koyardım. Cevap birinci Balkan olurdu. Ama ÖSYM'e Balkan Savaşları demiş, yuvarlamış gitmiş. Daha insaflı değil mi? Daha insaflı. Aynı soruyu çevir. Bu yılda şeye sordu. Osmanlı Devleti Batı Trakya'yı hangi savaşta kaybetti? Aynı cevap. Ya da Arnavutluğu ne zaman kaybetti? Yine aynı cevap. Yani şunu bildiğin zaman soruları çözersin. Birinci Balkan Savaşı'nı kaybettiğimiz topraklar. Evet, Birinci Balkan Savaşı'nda bir sürü toprağımızı kaybettik. Fakat bu maalesef çok büyük sorunlara yol açmıştır. Kaybettiğimiz bu topraklarda milyonlarca Türk yaşıyordu. Oradaki Türkler ne olacaklar şimdi? İşte biz Balkan Savaşları sonrasında bazı ülkelerle oradaki Türklerin durumunu ilgilendiren anlaşmalar imzaladık. 2020 KPSS alay sözü. Şuraya yazayım soruyu. 1. Bulgaristan, 2. Yunanistan, 3. Sırbistan. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'ndan sonra bu ülkelerin hangisiyle Balkanlara kalan Türklerin durumunu düzenleyen anlaşmalar imzalamıştır? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1, 2 gibi şıklar var. Hangileriyle Balkanlardaki Türklerin durumunu düzenleyen anlaşmalar imzalamış. 1, 2. Doğru cevap E şıkkı. Hepsi. Burada püf nokta olduğu için bu soru önemli. Sırbistan'la bizim sınırımız yok. Ama orada Türkler olduğu için sadece azınlık anlaşması yaptık. Diğer ikisiyle hem sınır hem azınlık anlaşması yaptık. Böyle azınlık diye sorarsa hepsini alıyorsunuz. Ama sınır derse 1 ile 2'yi alıyorsunuz. Evet, Balkan Savaşları bittikten sonra arkadaşlar, Balkan'daki Osmanlı hakimiyeti büyük ölçüde sona erdi. Birinci Balkan Savaşı'nda bir de savaş açan 4 devletten 2 tanesiyle hiç sınırımız kalmadı. Sırbistan ve Karadağ'da sınırımız yok. Hala günümüzde sınırımızın olduğu 2 ülke var. Yunanistan, Bulgaristan. İşte biz Balkan Savaşı'nda bittikten sonra bu iki ülkeyle biz kalıcı sınır anlaşmaları imzaladık. Bu anlaşmalardan birisi İstanbul 1913. Diğeri Atina 1913. O da bu iki anlaşma kalıcı sınır anlaşmaları. Londra ve Bükreş geçici anlaşma, ateşkes özelliği taşır. Bunlar ise daha çok barış anlaşması özelliği taşır. Ha, bunun dördü de Balkan Savaşı'nı ilgilendiren anlaşmalar. 4 tane bakın, çok güzel bir sınav sorusu daha. Beşlik olur ya, 5. bir anlaşma ismi koyar. Hangisi Balkan Savaşı'yla ilgili değildir diyebilir. Bu da soru bankalarında yer alıyor zaten. İstanbul Anlaşması'nı kiminle yaptık biz? Bulgaristan'la yaptık. Atina, Yunanistan'la imzalamıştır. İstanbul Anlaşması ile 2. Balkan Savaşı'nda aldığımız yerler bizde kaldı. Nereleri? Edirne, Kırklareli ve Dimetoka. Osmanlı'ya bırakıldı. Kavala ve Dede Ağaç. Yüreleri ise maalesef Bulgaristan'a bırakılmıştır. İki ülke arasında Meriç Nehri sınır çizilmiştir. Meriç sınırının özelliği günümüzde hala devam eder. Günümüz sınırıdır. O da bu da güzel bir sınav sorusu. Günümüzdeki Türkiye-Bulgaristan sınırı hangi anlaşmanın çizildi diye bir soru çıkarsa cevap 1913 İstanbul Anlaşması'dır. Bu tarihte günümüze kadar Bulgaristan aramızda herhangi bir sınır sorunu olmamıştır. Hala da günümüzde bu sınır geçerli. Peki ondan sonra savaşa girmedik mi Bulgaristan'da? Girdik ama Bulgaristan aynı gruptaydık, yan yanaydık. Aramızda bir anlaşmazlık
Yoktur. Gelelim Atina Anlaşması'na, Yunanistan'la yapıldı. Bu anlaşmayla Yanya, Selanik, Batı Trakya ve Girit maalesef Yunanistan'a bırakılmıştır. Özellikle Selanik'in Yunanistan'a bırakılması en çok kimi üzmüş olabilir? Bildiğiniz tebrik ederim. Doğduğu şehir Yunanistan'a geçti. Atatürk'ün doğduğu ev şu an Yunanistan'da Selanik şehrinde müze olarak kullanılıyor. Atatürk Müzesi olarak. Yunanistan hiç olmazsa o kültürümüze saygı gösteriyor. Göstermek zorunda. Başına en ufacık bir şey gelsin o evin tepesine yıkarız. Maalesef bundan yıllar önce bir olay yaşadık. 1955 yılında. 6-7 Eylül olayları diye. Hiç duydunuz mu onu? Ama o kahvesi de çıkabilir arkadaşlar. Evet, 6-7 Eylül olayları. 6-7 Eylül 1955. O zaman başbakan kimdi? Adnan Menderes döneminde. İstanbul'da bir dedikodu yayılıyor. Yunanlılar Atatürk'ün doğduğu evi ateşe vermişler. Kundaklamışlar diye. Tabi bu İstanbul'da duyulunca ortalık karışıyor. Ve İstanbul'da binlerce Türk genci buna misilleme olarak İstanbul'daki Rumların evlerini ateşe veriyorlar. Binlerce Rum'un evi ateşe veriliyor. Ve o olaydan sonra İstanbul'da yaşayan Rumların büyük kısmı Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmıştır. Çok üzücü bir olay. Ve işin en kötü tarafı o haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Böyle bir şeyin olmadığı olan İstanbul'daki binlerce Rum'a oldu. Bu Türkiye'nin bir utanç vesilesi olan bir olaydır. Ama o olayı da genel kültür olarak bilmek zorundayız. Ben bu soruyu şöyle beklerim. Her sene ÖSYM'nin bir soru kalıbı var inkılap tarihinden. Ama 2-3 yıldır sormuyorlar. Ama bu yıl gelme ihtimali var. Her sene çıkardım soru kalıbı. Şıkları değiştirirdi, aynı soruyu sorardı. Tarihin sondan 2 önceki sorusuydu hep. 3 tane öncül veriyor, olay veriyor. Hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir? İşte bu olayı koysa şıklara, 6-7 Eylül olayları dese Atatürk'ten sonra 55'te oldu. Bir ara böyle bir soru sormuştu, şey koymuştu şıklara. Kardak krizini koymuştu. Yani çok basit olabilir. Ama o Kardak krizini siz bilmeyebilirsiniz de sınavdan 2-3 ay önce yaşanan bir olaydı o olay. Tabii öğrenciler hepsi hatırlıyorlardı olayı. Onun için o kolay bir soruydu o. Dolayısıyla böyle bir soru gelebilir. Bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Atatürk dönemi dediği zaman sorularda Atatürk'ün doğumunu ölümüne kadar almıyorsunuz. Bu hata. Atatürk dönemi dediği zaman Atatürk'ün liderlik dönemini kastediyoruz. Yani şu tarihi baz alıyoruz. 1919-1938 arası Atatürk dönemidir. Samsun'a çıktığı günden itibaren ölçüde alıyorsun. Atatürk'ün doğduğu tarihte gibi olayı Atatürk dönemi diye almıyorsunuz. Liderlik dönemi. Evet, Atina Anlaşması ile bir sürü yeri Yunanistan'a bıraktık. Arkadaşlar, şu her iki anlaşmayla bakın. Her iki anlaşmayla biz Balkanlardaki birçok toprağımızı bıraktık ve burada milyonlarca Türk yaşıyor. Oradaki Türklerin durumunu düzenleyen anlaşmalar yaptık. Bu iki anlaşma içeriğinde var. Yapılan bu iki anlaşmaya göre Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türkler eğer isterlerse Türkiye'ye göç edebilecekler. İsterlerse orada kalabileceklerdir. 5 yıllık bir geçiş süreci kondu. Ve buraya gelmek istemeyen, kalmak isteyen Türklere Bulgaristan, Yunanistan bazı haklar tanımıştır. Azınlık statüsü tanınmıştır. Orada kalan Türkler Türkçe konuşabilecekler, Türkçe eğitim yaptırabilecekler çocuklarına, din ve inançları özgür olacaklar, din adamlarını seçebilecekler vesaire. Yani bunlara biz azınlık hakları diyoruz. Azınlık statüsü verilmiştir. Ama maalesef hem Bulgaristan hem de Yunanistan bir süre sonra bu anlaşmalara uymadılar. Oradaki Türklere karşı asimilasyon siyaseti uygulamaya başladılar. Ne demek asimilasyon?
Benliğini kaybettirme. Oradaki Türklerin Türkçe konuşmalarını yasakladılar. Türkçe eğitimi yasakladılar. Hatta çocuklarına Türkçe isim koymayı yasakladılar. Çocuklarına Bulgarca, Yunanca isim koyacaksın dediler. Oradaki Türklerin Türklüğünü yok etmeye çalıştılar. Ve bu sorun şu anda eskisi kadar olmasa bile hala devam eden bir sorundur. Şu anda hala günümüzde Bulgaristan, Yunanistan'da çok sayıda Türk yaşıyor. Ve bu sorun hala günümüzde eskisi kadar olmasa bile devam eden bir sorun. Bir saniye, soru şöyle gelir. Balkan savaşlarından sonra ortaya çıkan ve günümüze kadar süren sorun nedir derse, şıklarda ya azınlık sorunu der ya da Batı Trakya Türkleri sorunu der. Hangisi varsa ikisi de şıklarda olur. Evet, gelecek dersimizde yarın 1. Dünya Savaşı'na başlıyoruz.